Merhaba Radyo Medipol dinleyenleri, Mekanik Zamanı programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Emin Çelik. Ben Ömer Safa Görgülü ve konuğumuz... Ben Yusuf Bayraktar. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İlk önce şimdi seni biraz tanıyalım. Biz tanıyoruz ama tanımayan izleyicilerimize biraz kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Yusuf Bayraktar tekrardan. Ben Maslak Dojo'da yaklaşık 17 yıldır hizmet veriyorum. Bunun tabii bir geçmişi vardı. Bundan önce babam Metin Bayraktar yaklaşık 40 küsür senedir Peugeot'ya sadece hizmet veriyordu. Biz de bu babamızdan bayrağımızı aldık. Şu anda devam ettiriyoruz. Başımızda abim Ender Bayraktar, ben varım. Bir de babamız tabii ki var. Aktif olarak abimle birlikte biz işletmeyi yapıyoruz. Ağırlıklı alanımız Peugeot, Citroen, DS ve bu 1-2 senedir de Opel'i de kendi bünyemize kattık. Tam onu soracağım ben de evet. İlerleyen zamanlarda. Opel'in Peugeot'a bağlanması çoğu insan için evet. Çok saçma bir şey oldu. Bence değil. Tamamıyla mükemmel bir atılım oldu. Bence kesinlikle çıkan son modellerden anlarsınız Opel'in nasıl bir segment atladığını, kullandığı motora kadar Peugeot ile şu an birebir aynı olduğunu. Zaten bu önümüzdeki günlerde olan taleple belli olacak. Evet, bunları soracağız ilerleyen evet. Abi şimdi evet. Ben şimdi 2-3 yıldır ben seni tanıyorum, hem akraba olarak hem yanında da çalıştım. Evet, evet. Şimdi sen okudun, evet. Üniversiteyi de okudun. Neden peki sanayi? Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim. Ben aslında sayısal çıkışlı bir insanım, yani fen okudum yani lise döneminde. Oradan bir mühendisliğe geçebilirdim. Bunu yapmadım. Yani bunu yapmadım. Neden yapmadım? Yani kendi baktım ki bir hazır işletmemiz var. Yani kurulu bir düzenimiz var. Burayı daha yükseğe taşımayı düşündüm. Bir de bir yapı olarak benim alanım asıl gerçekten işletme ve organizasyon, yani buna gerçekten hakim bir insanım. Az çok iş yerinde de işin evet. Organizasyonundan anlarsın. Orayı geliştirmeye de çalışıyorum. Neden araba seçtik? Yani bu çok önemli. Arabalara karşı hep bir hobimiz vardı. Yani çocukluktan beri hep araba hep böyle evet. Araba derken artık babadan geldiği için mi bilmiyorum. Biz de tekrardan araba sektöründe devam ettik. Yani otomobil sektöründe devam ettik. Çok şükür yani çalışıyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz, geri kalmamaya çalışıyoruz. Yani arabalara olan hevesimizden dolayı seçtik diyebilirim. Yani hobimiz gerçekten araba. Ve işi severek yaptığımız için kendimizi çok çabuk geliştirebiliyoruz. Yani buradan herkese de onu tavsiye ederim. Yani muhakkak sevdiği işte ilerlemeli ve bir konuda yol almalı. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi geçmişte hani dükkanı işletmeye elinize aldığınızda biz bunu katıp bayağı yol aldık diyebiliyor musun? Mesela neler kattınız? Tabii ki diyebiliyoruz. Biz ilk açıldığımız zaman yani iki dükkanlık, hatta ilk önce bir tane açılıyordu. Sonradan yan tarafımız bir anda boşaldı. Acaba iş olur mu, olmaz mı, yürütür müyüz, yürütemeyiz miyiz? Açıldığımız dönem gerçekten ekonomik bir krizin olduğu dönemdi. Derken ikinci yan dükkanı da aldık, bünyemize kattık. Sonradan başlangıcımız bu şekilde oldu. Sonra kaporta bölümümüz dahil oldu, boya bölümümüz dahil oldu. Ve yaklaşık şu an 10 seneden fazla bir süredir de en önemlisi olan yedek parça. Yedek parçayı da kendi bünyemize kattık. Yani Maslak'ta en büyük Peugeot ve Citroen üzerine stoğun bizde olduğunu söyleyebilirim. Parça konusunda çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Peki abi şimdi önemli bir konuya gelmek istiyorum. Neden Peugeot? Daha önce bir şey sorsam ben. O tabii da şey bir soru. Hazır parça demişken tabii siz. Bu zamanından beri denir hani Peugeot parçaları pahalı olur, sıkıntılı, bulamazsınız vesaire durumları oluyor. Evet. Bu bence gerçek değil ama bir de sizden duyalım. Bu hani şöyle. Pahalı hani. Yok neye göre pahalı? Evet Mercedes'e göre pahalı ama. Evet. İlk önce şunu yapmak lazım. Yani bir araba alıyorsunuz. Kendi bütçenize göre bir araba alıyorsunuz. Ben her zaman derim araba almadan önce bir bakım fiyatını, bir ustayı muhakkak araştırın. Evet. Ve bir örnek veriyorum. Bir bakıma gittiğinde hangi marka ne kadar çıkartıyor? Bir bunu araştıralım. Peugeot kendi bünyesine göre gerçekten fiyatları ucuz. Bunu kesin gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. En son çıkan 3008 SUV olan araçlarımız 5008'ler olsun. Çok güzel. Bakım fiyatlarına bakıyorum. Bir de aynı segmentte diğer markalarınkine bakıyorum. Yani aralarında yani gerçek söylediğim 2,5 kat fark var. 3008'de Tucson aynı segment değil mi abi? Segment olarak aynı tabii. Fiyat farkı mesela olarak. Tahminen ne kadardır? Bakım olarak söylemek gerekirse yani tabii paketlerine göre değişir. İkiye katlar mı yani? İkiye, 1,5 2'ye yakın katlar tabii ki. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya ben kıyasladığımda açıkçası ben artık yeni nesil Peugeot'lara inanamıyorum yani. O iç dizayn olarak, dışı olarak ya bu birden nasıl bu kadar patlayabildi? Ya gelişen teknoloji bunun en büyük etkeni. İçine kullandığı donanımlar her şey ona göre ve herkes artık geliştiriyor kendini. Hiç kimse geride kalmıyor.
Bunun en büyük örneği de zamanında, yani cep telefonuna şey olacak ama cep telefonu Nokia'yı örnek alabiliriz. Hı hı, evet. Kendini geliştiremedi, bir anda geride kaldı. Planlı. Hemen diğerleri işte, diğer markalar öne çıktı. Bunu örnek alın yani. Peugeot da eğer bunu kendini geliştiremeseydi bu da geride kalırdı. Ama evet. Peugeot gerçekten kendini iç teknoloji olarak çok geliştirdi. Peki abi, şimdi ben Peugeot seven bir insan olarak neden Peugeot o kadar markanın içinde? Bunun üzerine, evet, bu güzel bir soru. Tabii ki başka marka da olabilirdi. Yani bu, biz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu verdiğimiz hizmeti diğer markalarda da verebilirdik. Belki daha çok kazanırdık veya daha az kazanırdık. Orasını bilmiyorum ama bizim asıl sebebimiz babamızın 1971 yılından beri Peugeot'a girip Peugeot'a hizmet etmesi. Hmm. Babamız Peugeot'a da yaklaşık 40 küsür sene yetkili serviste de çalıştı. Orada atölye şefliğinden sonra kendi yerini açtı. Ana sebebimiz budur. Heh, orada çalıştığı için, o arabalar artık tabii, hakim olduğu için, evet, oradan. Ben başta da kendimi tanırken söylediğim bir söz vardı. Bir konuda uzmanlaşmak. Evet. Bu çok önemli. Yani bizler istesek tabii ki alırız. Peugeot dışında eşimizin, dostumuzun farklı arabaları olur. Alır, bakımlarını yaparız. Bunların hepsini yapabiliriz ama bu etik olmaz. Hı hı. Yani herkes kendi işi. Bizim alanımız Peugeot ise biz Peugeot yapalım. Yani tabii bu PSA grup, Peugeot, Citroen, DS, yani evet, onları söyleyeyim. Yani bizim alanımız Peugeot ise biz sadece Peugeot yapmayı öngörüyoruz. Uzmanlığımız, eğitimlerimiz hep bu yönde. Anladım. Mesela bu şey durumları da var şimdi. Peugeot ile Fiat da birleşecek dendi bir ara. Evet, hatta birleşti yani, galiba. Ya birleşti ama tam böyle resmi olarak henüz bir şey ama olmadı. Biraz da o grup şey herhalde, hani bünyeye katma amacıyla birleştiler. Hani evet. Her şeylere ortak olacak, evet, diye bir şey yok. Sadece bünye olarak, evet, birleştiler değil mi? Bünye olarak. Bizim insanlarımız bunun farkında değil hala. Biz ya. Ömer'le mesela kızdığımız nokta da o. Ya Peugeot artık Fransız. Hayır, Fransız. Şey, Peugeot demişim. Fiat. Opel artık Fransız oldu. Evet. Değil, Fransız olmadı. Araba hala Almanya'da üretiliyor, evet, vesaire. Evet, ama motoru birebir. Bundan önce de motorlar hep birbirleriyle zaten ortak üretilirdi. Fiat'la Opel'in şeyleri. Peugeot ile Volvo'nun da ortak motorları, heh, vardı. Örnek veriyorum, Fiat Fiorino'nun 1.3 Multijet. Şu an Peugeot'un da çok az da olsa Beeper modellerinde 1.3 Multijet var yani. Birebir aynı. Beeper şey güncellendi yani. Mi abi? Yani yeni şey çıktı şu mı? An yok. Şu an için yok. Onun yerine Rifter, yani diyebilirim. Rifter var. O da zaten komboyla. Rifter bu arada daha yeni bir... kasası çok güzel. Ha. Çok güzel. Yani cidden güncel binebilecek, ya ticari denmeyecek bir araba bence artık. Ya, içini öyle bir yapmışlar ki yani gerçekten o tam otomatik vites. Yani çok büyük bir rahatlık ya. Ben o arabayı alsam abi ticari olarak kullanmam ya, açıkça söyleyeyim. Kıyamam. Zaten çoğu öyle. İçine bir biniyorsun, hani köye giden eskiden otobüsler vardı. Ortada böyle raf bölümü, evet, olurdu, camlar, evet, falan. İçi öyle ferah, işte uzun yol arabası yapmışlar. O kadar, aynen, güzel bir araba. Peki abi, sana bir şey soracağım. Şimdi sen Peugeot'u seç, hani anlattın neden, evet, seçtiğinizi. Başka bir marka seçecek olsan Peugeot'dan ayrı ne seçerdin? Ya Alman grubunu seçebilirdim yani, onu söyleyebilirim. Lüks segment mi yoksa Volkswagen grup tarzı mı? Ya Volkswagen'den çok biraz daha Audi, Mercedes. Ha, o şekil, anladım. Evet, yani o premium tarzda markalar. Biraz daha seçerdim. Hı-hı. Kendi işimizi yapıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Yani çoğu kişi gelir bize hep der yani, şu yaptığınız hizmeti başka markada yapsanız şöyle olurdunuz. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Haftanın 7 günü var. 6 günü çalışıyorlar. Cumartesi de dahil. Yani bugün de vakit ayırıp geldi bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizler davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu ortamlarda çok olduk ama sizlerle de böyle buraya çağırıp davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Onur duydum. Hı-hı. Davetiniz için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi. Şey, şimdi bir şey soracaktım. Ben takip ettiğim için Mustang, evet, Peugeot hesabını, orada RCZ gruplarınız var, evet, buluşmalarınız var. Senin, evet, de RCZ hastan olduğunu, evet, biliyorum yani. Resmen arabaya bebek gibi bakıyor. Her gün yıkar, özel garı, hani şimdi onların dükkanda, bizim dükkanda böyle kapalı bir yer var. Hı-hı. Oraya arabasını koyar ve cidden her gün temizler, etrafından döner, içine kimseyi bindirmez, koruma kılıfları var. Evet. Şimdi RCZ hayranı olduğunu biliyorum, evet, abi. Ben de sevdiğim bir araba. Peki RCZ veya Peugeot olmasa hayalindeki araç ne? Güzel bir soru, güzel bir soru. Öncelikle gerçekten bizim, yani arabamızı gören zaten ilk gelen bu araba sizin mi diyor. Çünkü orada bizim arabayı gördüğü zaman onların arabasına nasıl bakılacağını da bir göstergesi, evet, oluyor aslında. Belli ediyor ama. Yani Peugeot'un spor modeli olarak baktığınızda şöyle birazcık da yeni versiyonu, RCZ gerçekten tasarım olarak çok güzel bir araba. Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel bir araba. Yani. Yani Audi TT ile bir ara yani mukayese edildi vesaire ama yani fiyatına göre o şekilde öyle binebileceğiniz başka hiçbir araba yok. Ben bunların hepsini araştırdım. Hı hı. Yok. Yani o fiyata binebileceğiniz en böyle şekilde gösterişli, evet, araba o. Aynen. Onu söyleyebilirim. Yolda giderken bakan bir daha bakacak bir araba gerçekten. Bir de şu an az sayıda olduğu için yolda gerçekten dikkat çekiyor, hı hı, araba. Ve tasarım olarak gerçekten çok güzel. Bunun bizler grubu oldu RCZ Türkiye adında. Bunlara katıldık. Bunlarla birlikte grubumuzu büyüttük. Şu anda da oldukça kalabalığız. Bizler de Peugeot adında binebileceğimiz, böyle genç olarak binebileceğimiz araba, onu öngördük. Üniversite dönemimizde 206 GTI vardı ama o zaman sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Belki
o dönemlere denk gelseydim belki de 206 GTI grubundan başlardık. Ama o zaman o grup murup yoktu yani o zaman öyle söyleyeyim. Evet. O zamanlar yani arabaların çok da yaşlı da değilim de yani öyle söyleyeyim. 60 binde benim de çok temiz bir arabam vardı. Sonradan güncelledikçe biz de kendimize gelişen teknolojiyle birlikte şu anda bir RCZ sahibiyim. Peki, hatta sattım 5. RCZ'yim. Öyle mi? Evet. Oo. Diyorum yani, ya ben. Sattıktan sonra kopamıyoruz yani tekrar alma durumunda kalıyoruz. Aynı araba zaten. Peki şey diyeceğim, bu RCZ'lerde mesela şanzıman diyorlar hep sorun diye diyorlar. Bir halka efsanesi midir? Yok o var onu diyorlar ama onu diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Her geleni izah ediyorum. Örnek veriyorum, bize 100 tane RCZ geldiğini düşünün. 80'inde 90'ında bu sorun yok. Yok. Neden yok? Çünkü o kadar güzel şanzuman yapmışlar ki 250 bin olmuş. İlk sahibi adam hiç şanzuman yağını dahi değiştirmemiş. Şanzumanda hiçbir arıza yok. Adam hala kullanıyor. Ha, motorda vesaire olmuş olabilir ama şanzumanda hiçbir arıza yok. Onu söyleyebilirim. Abi peki bir şey hocam, bu RCZ'de niye üretim durdu? Ya onu şöyle, aslında bir pazar payı diyelim. En son RCZ R çıktı. 270 beygirlik. Çok güzel ve güçlü bir makineydi gerçekten. Ondan sonra artık bir ürüne son verip daha çok kazanabileceğin yeni bir ürün çıkarmak lazım. Tabii onlar bunu bu şekilde açıklamada, biz eğitimlerden bildiğimiz kadarıyla RCZ'ye son verip 308 GTI başlandı ve ondan sonra artık RCZ komple kalktı. Şu an RCZ'nin parçaları artık oldukça pahalı. Tam onu soracaktım. Çok güzel dediniz. Bu doğru. Bak parça konusunda diğer arabaları kıyaslamıyorum ama RCZ'ninki pahalı. Bir tamponu 20 bin lira civarında oldu. Bir farı 10 bin lira civardır. Yani bunları yaklaşık olarak söylüyorum. Ama ben bunu normal karşılıyorum abi. Bu piyasada doların, euronun bu kadar arttığı yerde yani nasıl parçası artmasın şimdi, ki? Şimdi şöyle, bunda yan sanayi parça üretimi yok. Yani RCZ'nin örnek veriyorum, bir tamponu yan sanayi bulamazsınız. Orijinal olduğu için Fransa'dan geliyor, euro bazlı geliyor. Bunların hepsi bir etken. Peki bir şey soracağım abi. Şimdi RCZ şey hani... En son R modeli dedin. Evet. Bir tane elendi aramızdan. Evet, onu ben takip ettiğim için. Evet, isim verebiliyorsak yani. Ya isim vermek istersen sen ver. Verebiliyoruz. Yoksa benim çok yakın arkadaşım Mustafa Yavuz. Instagram'da Hazreti Yasuo YouTube kanalı falan da var. Belki tanıyorsunuz, duymuşsunuzdur. Onun arabası talihsiz bir olay sonucu yandı. Bayağı yandı. Seyir halindeyken yandı sabah saatlerinde. Şu an yani bilmiyorum, herhalde 9 tane ya da maksimum 10 tane kalmıştır Türkiye'de, tahmin ediyorum. O yani düz vites. Düz vites RCZ R olarak. Kaç beygir abi? 270 beygir. İyi beygir. Mükemmel. Evet yani gerçekten çok kuvvetli bir araba. Yakın zamanda zaten pistlere de çıkmışız. Belki orada derece yapan arkadaşlarımız doğru oldu. Kendi segmentimizde. Yani Körfez pistinin 53-54 saniyede döndüler yani. Peki önden çekişli olmasından memnun musun abi? Yoksa ya memnunuz. Peugeot'un aslında arkadan çekişli modelleri var ama Türkiye'de yok. Yani yurt dışında var bu modeller. Ben önden çekişli arabaları daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. En vesati bir kar yağdığında arkadan çekişli arabaları görüyorsunuz hepiniz. Zaten kar yağınca bütün arabalar arkadan çekişli. Aynen öyle. İnenler dayanıyor arkadan yani. Şimdi günümüzde elektrikli arabalar birazcık daha yoğunlaştı. Evet. Şimdi Peugeot'un sen artık hani bayisi, hani eğitimlere gidiyorsun. Peugeot'un artık tek burada hazır gelmişken soralım tabii hepsine. Tabii ki. Şimdi Peugeot tamamen geçecek mi elektrik Peugeot, muhabbetine? Evet, şu anda çalışması var. Peugeot 2008 Citroen C4 %100 şu an elektrikli arabalar üretimde. Yıl sonunda bekliyoruz. Ülkemize yani yıl sonu için deniyor ama gelir gelmez tam bilmiyorum. Bizlere biraz daha sonradan geliyor. Şu an onun altyapı hazırlıkları var. Bizler de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. İş yerimizde sırf bir alanı sadece elektrikli araçlar üzerine hazırlıyoruz. Orası ayrı bir bölme oluyor. Oraya güvenlik önlemlerini alıyorsunuz. Hiçbir şekilde yani yabancı bir örnek veriyorum, müşteri de dahi gelip bakamaz. Orası çok ayrı bir yer. Çok yüksek derecede enerjiler var. Evet, çok elektrikli. Yani bizler de aynı diğerleri gibi kendimize bu yönde geliştiriyoruz. Peki abi bu kadar erken yılda sağlıklı buluyor musun? Yani bu kadar şarj edebilecek istasyon yokken bu kadar erkenden bazı şeylerin oluşmasını normal buluyor musun? Aklındaki tek soru o. Ben bu arabayla nasıl uzun yol yapacağım? Ya herkes aslında onu soruyor. Yani şu an belki ülkemizde de yavaş yavaş hazırlıklar yapılıyor ama yurt dışında bu artık var yani. Var. Hatta videolarını izlediyseniz bazı yerlerde görüyorsunuz, yolda kalan oluyor. Evet, adam evet. Jeneratörü çıkarıyor, şarj ediyor. Umarım bizde öyle şeyler olmaz ama yani şu anki kilometreler 350 kilometre için söyleniyor, Peugeot için söylüyorum yani. Abi Türk halkı ama biraz yani köye gideyim işte, dolaşayım. Yok, ben onlar için, bu benim şahsi fikrimdir. Onlar için ben
onu tercih etmelerini önermiyorum. Yani. Ama şehir içi için gerçekten çok avantajlı olur. Ve tasarruflu. Tasarruflu olur. Özellikle kendi park alanı olan insanlar için söylüyorum. Evin önünde bir yeri varsa ya da otoparkında yer varsa, şarj edebilecek bir yeri varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Peugeot Citroen yani PSA grubumuz bu arabanın bir öncesine Citroen AMI olarak yolladı. Belki şu an küçücük bir araba. %100 elektrikli ve normal 220 voltla şarj oluyor. O evden şarj et. Ya bir hani çok yüksek bir beklentiniz yoksa örnek bir o araba için söylüyorum. Hani şehir içi alışverişini yapıp tekrardan gelip yerine koyabileceğin ATV'nin elektriklisi gibi küçük bir araba diyebiliriz yani. Üstü kapalı. Mesela şimdi hani bu yeni eski arabalarda mesela swaplama. Evet. Motor swaplama muhabbeti var ya. Evet. Mesela RCZ'ye elektrikli motor swaplansa. Yapılabilir. Tabii çok büyük bir arge gerekir onun arkasında. Şey soracağım işte tam o sırada eski arabalara aynen öyle swaplıyor. Mesela Opel yaptı bir tane eski evet. bir modelini. Tam evet. adını hatırlamıyorum. Evet. Fiat yapıyor galiba 121 biz olan modelini. Yapılıyor. Ben... Onlar ama kendileri yapıyor mesela. Evet Peugeot niye böyle bir şey yapmıyor mesela? Yapsa güzel olur. RCZ'ye yani mesela. Şu an şöyle söyleyeyim. Şu an için yapmıyor. Bu ama yapmayacak anlamında mesela, çıkmaz. O da 106'sına yapabilir mesela eski ya, 90 model 106'lara. Şu an tutulmuyor. Hmm. Hani 106'yı alsa yani insanlar gibi ya sığmıyorsun artık. Aile olarak sığmıyorsun. Aa, hani birazcık da artık pazar payına hakim olabilecek arabalara yapmak lazım. 106'ya yapsa ne olacak? İçinde bir teknoloji ne var ki? Öyle sadece düşünelim elektrikli yani. Olmuş oldu. Sadece elektrikli. İşte onun yerine AMI'yi kullan yani aynı hesap. Peugeot'un peki son 3-4 yılda en çok patlama yapan arabası 3008 ben mi? Ben 3008 olarak düşünüyorum ve öyle de zaten. Yani abi çok, nereye baksam 3008 evet. ya. Yani çok biz de onun üzerine çok büyük yatırımlar yapıyoruz kendimizi geliştirme adına. Bir aralar Qashqai'ydi mesela. Herkese bir bakıyordum her köşede Qashqai vardı. O 308 çok güzel şey yaptı onu. 3008 aynen. Çok güzel bir yükselme yaptı ve içine binen diyor ki yani bu araba neymiş diyor yani. Binen. Bence, İçindeki teknolojiyi görüyor. Ne bileyim cam tavandan işte telefon şarjından tuşlarına. Mükemmel bir araba. Yani beklediğiniz her konfor var. Ya bir ara şey duyduk hani arkadan biraz ses oluyor falan. Onda da yani dingil bağımsız süspansiyon yok. Hmm. Bağlı maalesef birbirine. Ama o kadar rahatsız etmiyor yani. Ya 3008 ve ya o modellerde beni şey çok etkilemişti. Biniyorsun o böyle şey var ya. Joystick vites var. Vitesi kavruyorsun uçak böyle gibi. Bir de piyano bilek tuşlar var. Evet. Çok güzel duruyor yani. Sen onları hatırlarsın beraber çalıştığımız evet, dönemde. Bu kadar insanı böyle evet. hapseden ve o kadar mutlu oluyorsun ki arabanın evet. içinde. Sürekli bir şeyleri kurcalayasın geliyor giderken. Ondan sonra kol vitese çevirdiler ama tekrardan şu an joystick'e devam ettiler. Çünkü çok tutuldu çok talep var. Ben bir de onu soracaktım abi cidden bilmediğim için. Onunla onun farkı ne? Fark aslında şey yok yani ikisi de vites görevini görüyor. Hı-hı. Yani bir fark yok ama bir ara söylüyorum yani 1.6 modellerimizde ilk çıktığında joystick çıktı. Sonra 1.5'e falan döndüğünde normal kola çevirdiler. Ama sonradan tekrar joystick olarak 1.5 1.6 devam yani. Yani o ikisinin arasında ama şanzıman olarak hiçbir fark hayır, yok yani. Yok. Joystick. EAT şanzımanımız iki tip çıkardı. EAT 6 ve EAT 8. Yani 6 ileri ve 8 ileri olarak o sonundaki rakamlar onu belli eder. Bu Corsa'larda falan kullanılanlar da şu an o joystickli olanından değil mi? Şu an güncel olarak evet onlar. Onlar. Şu an onlar. İşte Moka'larda da aynı şekilde yani motor da birebir aynısı. Onlara İkisi de Japon şanzıman. Çok güzel bir şanzıman. Şu an için bir sıkıntıdan dolayı bizlere gelip geri getiren... Şanzımanla sorun yaşamıyoruz yani. Şu an için yaşamıyoruz ama bunu söylemek için çok erken. Hmm. Şu an 180 bin kilometrede gördüm, 200 binde gördüm, 240 binde gördüm. Şu an şanzımandan gelen henüz olmadı. Zaten teknoloji de ilerledi yani şanzıman hani argeleri vesaire tabii onlar ki. Da ona onu göre... Yapılıyor. Hani... Yoğun, yani yoğun trafikte nasıl oluyor? Yani bizim tabii ki İstanbul için konuşuyorum. Trafik oranı çok yüksek. Evet. Rampalarda durup kalktığımızda bunların hepsi balataların aşınmasına sebep veriyor. Ona rağmen çok iyi. Bir de İstanbul hemen. Trafiğinde şey yok. Yani tam durayım bir daha kalkayım. Duracak mıyım? Kalkacak mıyım? He. Yol mu vereceğim? Tabii. Arada kalmalı. Bir arabaya zaten mantıken düşünce en çok zarar veren şeylerden biri dur kalktır yani. Mesela bu şanzıman kırma muhabbetlerinde şimdi benim babamda 5008 var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şanzıman eski yani şimdi yalan yok. Tam Peugeot cidden severim. Çok iyi araba. Ama şanzıman eski şanzıman bir vurma söz konusu var. Evet. Ama sağlamlık konusunda yalan değil. Yok. Ya DSG ile kıyasladığımda kusursuz diyebilirim şimdi sağlamlığına. Çok haklısın. Babanın arabası 5008 Peugeot'un 5008 modeli. Hı hı. Üzerinde yarı otomatik dediğimiz bir şanzıman var. Son çıkanlarıyla aynı değil. Evet. O yarı otomatik şanzımanda tek kavrama var. Debriyaja siz basmıyorsunuz. Ama içeride bir robot basıp bırakıyor sizin adınıza. Hı hı. Bu sayede vites geçişlerinde tek kavram olduğu için şöyle bir hareket hissediyor. Öne atma oluyor evet. kendine. Ama bunu da kullanan kişiler böyle bir ay falan kullandıktan sonra ondan artık bir şikayet duymamaya başladı.
onu kendine göre ayarlıyor artık yani. Tabii çünkü ayarlıyor artık, o nerede ne geçeceğini anlıyor. Ya sonuçta bir de masraf çıkardığı zaman tam otomatik gibi bir masraf çıkarmıyor. Aynı manuel araba gibi masraf çıkartıyor. Baskı baltası var. Baskı baltasını değiştirip tekrardan toplanıyor. Anladım. Abi diyorum 250 bine geldi bizim araba. Ben hala memnun ve araba da tık yok. Ya yani maşallah araba da maşallah. Tık yok. Maşallah. Baban da çok güzel bakıyor gerçekten. Siz de çok güzel bakıyorsunuz. Senin de elinde iyi, o yüzden. Sağ olasın abi. Bir de ben şeyi soracaktım. Şimdi şanzımanları falan kıyasladığımızda sadece Peugeot değil, Peugeot'un EAT 8'i koysalar, evet, DSG koysalar ve CVT koysalar önüne. Evet. Sence en sağlam ve en kullanılabilirlik İstanbul trafiğinde hangisi? Ya ben tabii ki kendi alanım olarak da söylüyorum. Diğerlerini de kullandığım için söylüyorum. Tabii ki Peugeot seçerim. Tabii ki. Ya CVT de o da Japon benim bildiğim. Evet. Japonlar kullanıyor zaten onu hep. Ama o biraz daha yavaş tasarımı kalıyor. Tasarımı farklı. Onda sonsuz şanzıman tarzı. Dişli yok onda. Dişli direkt yok. Kayış sistemi evet, var benim evet, bildiğim. Evet. Aynı motosikletlerin otomatik vitesleri gibi düşünelim. Hı. Yani yükselip alçalıyor kayışın durumuna göre. O yüzden göre de yavaş oluyor. Ani tepki evet, veremiyor diye. Veremiyor. O evet, şeyden kaynaklı. Bir de sürekli bağırması. İşte kayış şey yani. Bu vites yok. Tercih meselesi. Ben almazdım açıkçası. Tercih meselesi. Şunu araştırmak gerekir. Kullanıcı olarak karar veremiyorsun. Ne yapmam lazım? Tabii ki herkes ilk olarak bizler de bir şey alacağımız zaman sonuçta bizim de ihtiyacımız bir şey oluyor. Hepimiz araştırıyoruz artık internete girip kullanıcı yorumlarını okuyoruz. Bir CVT'nin masrafına bakalım. Kaç binde ne gerekiyor? Yağ değişimi vesaire gerekiyor mu? Peugeot'unkine bakalım ve diğer modellerinkine bakalım. Evet. DSG'nin de aynı şekilde yani. Hepsine bakalım. Bunlar için de kesinlikle söylüyorum. Kullanıcı olarak söylüyorum. Kesinlikle Peugeot'unki. Ama Peugeot'un patlama bir yılı vardı böyle 2018 benim bildiğim. Artık pat diye lüks oldu yani. Şey logo değiştikten sonra mı diyor yoksa 2018? Logo aslında çok eski sayılmaz. Logo yeni sayılır ama bu özellikle 3008 çıktıktan sonra vitesini yarı otomatikten tam otomatik dediğimiz EAT 6 ile EAT 8'e çıkardıktan sonra ciddi bir patlama oldu. Evet, o da işte hatırlıyorum ben TÜYAP'ta fuar vardı. Orada bayağı şeydi zaten. Evet. 2018-19 o bir şeydi yani. Aynen. Orada çok şeydi. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi bir sürü motor seçeneğimiz var Peugeot'da evet, grupta özellikle. Doğru. PureTech zaten güzel. Evet. Fakat bu VTI motorlara bir şey var. Kullanıcı yorumuna dediniz ya var, ben de araştırdım. Maalesef evet. Şimdi onu sizden bir duyalım. Şimdi VTI motorumuz diğer TP'den filan PureTech'den farkı turbo olmuyor. Turbosuz atmosferik motorlar. Atmosferik motorlar. İkisinde de mi olmuyor abi? VTI'larda maalesef olmuyor. THP'lerde oluyor. Ha. Turbo high performance. Yani RCZ'den düşünelim. RCZ'lerin hepsi THP'dir. Hepsinde turboyu görürsünüz önde. Ama maalesef VTI'larda bu yok. Şimdi atmosferik olduğu için tabii ki bir güç almak istediğinizde yükleniyorsunuz vesaire oluyor. Arabanın en büyük aldığımız şikayet yağ yakma sorunu. Maalesef. O şekilde. Maalesef. Bizler de bunu bir çözüm olarak şunu sunuyoruz. 5000 kilometrede 1 litre eksiltiyorsa bunu normal görmek lazım. Ama örnek veriyorum 1000 kilometrede 1 litreye kadar düşüyorsa arabanın herkesin yaptığı gibi belli bir kilometrede üst kapağını ya da motorunu söküp motor segmanlarını, siboplarını, sibop lastiklerini değiştirip tekrardan toplamak lazım. Peki bir şey soracağım. Bu PureTech ve EHDI mesela bizim hani C4 ile evet, EHDI ve o farkı ne abi? Mesela şimdi, PureTech ne ya da? PureTech aslında benzinli motorlar. Artık örnek veriyorum 3008'leri kaputunu açtığınızda aslında THP 200 beygirliklerin motorunu görürsünüz ama isim o değil. Bunların tahmin ediyorum arka planda hep bir anlaşmaları var. Hı-hı. O süreçleri dolduktan sonra isim değiştiriyor ama şekil olarak baktığınız zaman aslında aynı motor. Anladım. Biraz daha güçlendirilmiş olur. Beygir kazanmak için turbosu, emme manifoldu büyümüş olabilir. Hı-hı. Bunlar olmuş olabilir ama şekil olarak aynı. Ama isim değiştiriyor. Anladım. İsim değiştiriyor. EHDI'ye geldiğimiz zaman EHDI aslında dizel motor. Yani HDI'den aklınıza gelsin. Dizel motor anlamına gelir. E demek start stop özelliği anlamına gelir. Ha. Yani trafikte durduğun zaman fazla yakıt gitmesin diye araba stop ediyor. Frenden ayağını kaldırdığın zaman tekrardan çalışıyor. Bir de otomatik oluyor diye biliyordum ben ama o yalan mı? Eski Citroen'lerde çok var mesela. Citroen C4'te mesela EHDI yazıyorsa. Evet. Otomatiktir hem de start stop özelliği vardı. Onların aküsü falan normal arabanın aküsüyle aynı değildir. Şecel akü dediğimiz start stop özelliği olan AGM akülerdir. Benzinli arabalar için de EFB akü kullanılır. Peki abi bir şey soracağım. Bu yedek parça fiyatlarındaki fiyat artışı veya fiyat düşüşü olur mu? Ne düşünüyorsun? Ya veya şöyle ikinci söyleyeyim, el piyasasında ne olur? Yedek parça fiyatlarında özellikle yani artan bir şeyin fiyatı kolay kolay düşmez. Düşse de bir kampanya olduğu zaman düşer. Şu bir gerçek. Kurun yüksek olduğu bir dönemde fiyatlar ciddi anlamda arttı. Evet. Ama ilk defa gördüğüm yıllardır kurdan sonra bir düşüş oldu. Yani direkt bir, yansıdı yani. Direkt yansıdı ki normalde hiç düştüğünü görmedim. Evet. İlk defa bu son kur olayında gördüm. Ama peki, o da iyi oldu ya. Çok bütün piyasa herkes için çok evet, iyi oldu. Yani şöyle söyleyeyim. O dönem bir tane benzin basınç pompası 14.000 TL'ydi.
Şimdi o dönem taktıran bir insan bunu ödedi. Hadi iskonto falan yapsan 13 ödemiş olsun ama ne oldu sonradan? Kur düşünce fiyatı bir anda 10 bine düştü parçanın. İşte evet. Ama bu da peki daha düşer mi yani? Daha şöyle hani kampanya olursa düşer. Şu an bu şeyler şartlarda düşmez. Peki şimdi ikinci el piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani sen araba alım satımı da yapıyorsunuz. Evet, araba alım satımı da yapıyoruz. Bu araba alım satımında en büyük bir şey bizim elimizden geçmiş olması. İnsanlar tabii ki bunu talep ediyor, çok isteyen oluyor. Piyasa şu anki şartlarda yani bir sezon olarak kış ayından yaz ayına geçtiğimiz için önümüzde bayram süreci de var ve yaz tatili süreci de var. İnsanlar tam en çok araca ihtiyaç duyduğu zamanlar. Bu zamanlar araçların alım satımının en yüksek olduğu dönemlerdir. Ben ciddi bir yükseliş olacağını bekliyorum. Hatta sizden önce birkaç telefonumdan hepsi ikinci elle alakalıydı. İşte şunun fiyatını almadık şu ayda şu kadar olmuş gibi söylemler. Alsak bunu zararımız olur mu gibi yorumlar yapıyoruz birbirimize. Ben yükseleceğini, daha da yükseleceğini düşünüyorum. Abi o bizde de var. Mesela bizim 3008 hani o sıra bir bakmıştık babamla bir 180 bin liraydı. Fazla diye almadık şu an 600 bin lira var. Tabii ki, tabii ki. Ben yani lansmandan babama bir araç aldık abimle birlikte. 160 bin TL civarını aldığımız araç şu an herhalde 600 bin lira. İkinci el için söylüyorum 600 bin lira civarındadır. Çok güzel duruyor bu arada. Evet. Ben gerçekten gördüm. Evet. Tavsiye ederim yani gerçekten kullanmak, denemek isteyen varsa muhakkak bir denesin. Kiralık araçlara binip Peugeot 3008'in kiralığına binmiş, tatile gidiyor örnek veriyorum. Hı hı. Orada kullanıyor, inanamıyor öyle bir araba olduğunu. İstanbul'a geliyor tatilin ilk şu arabayı almak olanlar oldu. Vay be. Peki bir şey diyeyim mi? Peugeot'un sıfır araba fiyatları hakkında ne düşünüyorsun Yusuf abi? Peugeot'un aslında kendi piyasaya göre, kendi segmentine göre fiyatları yükseldi. Yani şu an 1 milyona kadar araçlarımız var. Evet. Var. Hangisi o? Peugeot 508'in en son çıkanı. 5008 ve 3008'in en doları için söylüyorum. Yani yaklaşık olarak. Peugeot'un 508 225'liği var değil mi? Evet. İşte o mesela bir PureTech motordur. Ya benzinli. Benzinli. Sence nasıl yani yürüyelim? Güzel. Ben kullandım arabayı da. Özellikle o araba ilk çıktığı zaman Intercity'de onların bir lansmanı olmuştu. Hatta DS serisi, DS7 Crossback de o zaman çıkmıştı. Hı-hı. O zaman bizzat gidip ilk görenlerdenim yani. Hı-hı. Bir de bir şey soralım o zaman. Bu Corsa'larda da 1-2 turbo var. Evet. O motoru ne oluyor o zaman? Turbolu ama. Turbolu ama isim olarak bilmiyorum yani bizden şu an bağımsız. Bağımsız bir bağımsız, motor. Evet. Ha. Ama şanzıman. Şöyle yok, bağımsız derken isim olarak değil yani motor olarak aynı ama Peugeot'un değil. Motor şekil olarak aynı ama Opel markasına özel üretilmiş. 1-2 PureTech oluyor. Ha işte 1-2 PureTech motor oluyor. Yine sadece PureTech yok. 1-2 T diye yazmış onlar. Anladım ama şey olarak az şey. Anladım PureTech. Gene aynı motor aynı, yani. Aynı motor tamam. Aynı. Son çıkanlar için söylüyorum yani. Tabii tabii. Öncekilerle karıştırmayalım. Yok, sonları dedik. Biz ne zaman anlaşma oldu bize bağlandı ondan sonra aynı olmaya başladı. Çünkü 1-2 görüyorum mesela 1-2 turbo yazıyor. Bakıyorum ediyorum araştırıyorum da onda tam yok, böyle bilincinde olanlar da yok motor işte. Motor aslında şekil olarak aynı. Yani Peugeot'un dediğim gibi birkaç tane motoru. BMW'de ortak olduğu için söylüyorum. Hı hı. Volvo'da dizel olanlar Volvo'yla Ford'da da aynı motor var. Peki abi bir şey diyorum şimdi bu DS hani bize ait bizde oldu yani. Marka direkt benim sahiplendi. Aynen Peugeot artık benim. Bu DS markası hani şey Peugeot'un ya. Evet. Peki belli bir süre boyunca hep aynı şasi ya aynı şeylere görünüşe sahip araba birden nasıl bu kadar lüks hale geldi? Aslında, evet segment atladı zaten içine bindiğiniz zaman DS'in kalitesi ayrıdır yani hani bindiğinizde dış tasarım olsun, iç olsun, Peugeot, Citroen hepsinden ayrıdır. Evet. DS zaten her zaman yani o bir segment atlamadan önce de araç bize geldiği zaman ilk önce bakarlardı C4 mü DS4 mü ya biz tabii hemen anlardık onu. Daha sonradan çıkan modellerinde kalite olarak çok yüksek bir sınıf atladı. Abi o DS7 fark oynaması evet, çok tabii, güzel. Tabii şu an DS9 da çıktı yani. 1,5 milyon 1,600 ya yarı tabii, yarıya Passat'la şey var. O dönemde 400 bin civarındaydı çok iyi hatırlıyorum. 2016 Intercity hatırladığım fiyat oydu yani. 2016'ydı yani 2016 ya da 17 de olabilir. Intercity çıktığında bizzat baktım 400 lira civarındaydı. Aynen. Şimdi Intercity'ye de geleceğim Yusuf abinin deneyimi olduğu için. Bir de bir şey diyorum sen Passat dedin diye. Abi ben artık nefret ettim. Vallahi herkes nefret etti ya. Cidden nefret ettim yani şişirilmiş bir rakam ve abi 1,5 milyona şimdi, Passat satım nedir kurban olayım ya. İşletme okuduğum için burada benim alanım. Yani bir şeyin hepiniz bilirsiniz talep olduğu zaman fiyat artar. Evet, şimdi o araca talep çok yüksek. Ama neden? Yani neden? Bilinmeyen i̇şte bir nedeni var diyoruz biraz daha ne güzel arabalar. Kullanıcılarına yani aslında sormak lazım. Olarak böyle birazcık hani lafını kesin makam aracı görüntüsünde hani o insanlara cazip gelebilir. Yoksa son teknoloji DS'de daha fazla şu an yani. Evet ama işte kullanıcıya sormak ben lazım. Ben sana net bir şey söyleyeyim. Passat koysalar, Superb koysalar, 508 koysalar Passat'ı yemin ederim seçmem. Sonuncuya koyarım. Ya 508 seçerim ya da şey Superb'in 2000 motorunu seçerim.
kesinlikle. Tabii ki yani tercih meselesi ama görüntü olarak şöyle yan yana koyduğunda abi, yine onu seçenler Passat var. Çünkü hani sağına bakıyorsun Passat ve hep aynı çok çizgi. Var. Mesela ben i̇şte Volkswagen grubu, Volkswagen'i o yüzden sevmiyorum direkt. Hep aynı tasarım. Golf'lere bakıyorsun hep aynı. Aynı. Şeyi biraz döndür biraz şey yap. Evet. Aynı şey. Evet. Golf'ü değiştirdiler ama ben yeni tasarımını beğenmiyorum. Çok böyle şimdi yanlış anlaşılmasın ama biraz narin bir arabaya dönüşmüş. Evet. Eski hırçınlığı yok bence. İşte ondan ya o tercih oldu. Kullanıcının artık tercihine evet. Yani o kimisi tok kapı sesi tasarımına bakıyor. Örneğin kimisi işte içine bakıyor, güvenliğine bakıyor, kaç milim saç kullanılmış. Şimdi bazı arabaya gidiyorsun bir kaportasına baktığın zaman karoseri bölümünü sacı çok ince geliyor. Hmm. Hani güvenlik olmuyor. Kimisi burada fiyat performans açısından yine Peugeot bence bunların en iyisi. Şey farkı var hani bir kalite farkı diye kapıda vururlar ya bir boş boşluk varmış. Önceden araba bakarken amortisörler şöyle elde yani artık onlar bitti yani. Çok o niye oluyor yani onu. Vurduğunda böyle tak 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 da hani içi boş. Oynuyor mu hani boşluk var mı saç nasıl ince mi kalın mı? Hani değişik. Değişik tabii yani ben hiç öyle karpuz bakamadım. Karpuz seçer gibi araba seçiyor. Yani bakamadım kendim de alanımızda hiç görmedim yani. Onlar tabii ki biraz daha amatör kişilerin baktığı yani, şekil diyebilirim. Kasap ya biraz. Tekerleğe böyle ayak falan. O şeyi hatırlıyorum yani onun için unutmam. Araba pazarına gidiyordum. Yani sizlerle ben de 32 yaşındayım. Hani sizlerin yaşındayken araba sattığım için falan. O zaman sahibinden kom falan böyle çok şey değildi yani popüler değildi. Muhakkak millet böyle görüp alırdı. Bizler araba pazarına gidiyorduk daha çocuktum. Yani herkes böyle gezip şey yapar. Ben araba götürür satardım falan. Böyle yaylandırıp arabaya bakanlar vardı. Bak hiç unutmuyorum yani. Araba kasabı. Ya arabayı böyle yani orada aslında nasıl anlıyorsun amortisörün boş olduğunu hani kullansa işte. Filan diye yani öyle yaylandırıyor. Sallıyordu. Onu hiç unutmam yani. Bilmiyorum yani şimdi bilmiyorum saçma geliyor bana açıkçası. Ya eksper misin sen? O ne yani? Şimdi, arabanın üstüne zıplama. O zaman eksper yoktu da böyle bilir kişiler vardı. Yanında birini alıp hani, gelmeden. Öyle gibi, sen beni tanıyorsun. İşte abi gel bir araba var şuna bir bakalım. İşte ben de gidiyorum sallıyorum bakıyordum falan. Anlıyormuş. Podyelere baksan kapı yani geriliyor mu ona baksan tamam da. Düşün, ama şu an o zaman yokluğu düşün yani. Ekspertiz firması yok. Anca böyle eş dost işte bir tamirhanesi oldu götürün bak derim ya da bir servise götürün bak derim o vardı. Hmm. Ama abi bak ben bile 18 yaşındayım. Hani podyelere bakmayı kapının gerilip gerilmediğini ben ama bile biliyorum sen yani. Sen kaç ay çalıştın benimle? Ya o işte mesela bir de senle gidecek. 4 ay çalıştın ama bizim yanımızda çalıştığın için belki sen orada bir senelik bir tecrübe elde ettin. Ama bir şey söyleyeyim bak ben oraya ceza diye gittim. İlk başta cidden bak cidden ben ceza olarak gönderildim oraya ödül oldu. Ödül bak, oldu. Yemin ederim ödül oldu sana. Çünkü orada her şeyi tadıyorsun. Ya dışarıda mesai saatlerinde cidden çalışıyorsun ama mesai dışı saatlerinde mesela biz Yusuf abiyle de bir sürü aktivite yaptık. Evet. Abi kardeş muhabbeti tabii. Yaptık. Harbi hem aile olmayı öğreniyorsun ve burnun orada sürtüyor. Hiç yalan değil. Evet. Burnun orada sürtüyor ama çok eğlenmiştim ben o 4 ay boyunca. Çok da güzel bir tecrübe olmuştu. Anı da olmuştu diyebiliriz yani. Gerçekten öyle. Yani senin gibi zaten hep söylerim yani babana da söylüyorum. Senin gibi çok az sayıda gelir. Eyvallah. Yani şu an çünkü bizim yani altyapıda en büyük sıkıntımız alttan gelen insan maalesef yetişmiyor. Hmm. Maalesef yani hani bu bilmiyorum bundan sonra kim yapacak bu işi? Ya hep herkes uzman bir yere gidecek çünkü alttan gelen artık yok yani. Tam onu diyecektim. Mesela şimdi günümüzde elektrikliye dönmeye başladı ya. Ben evet. Mesela makarasının arkadaşları diyorum artık kaportacılara gidin çalışın. Evet. Mekanik ölecek. Aslında ben öyle insanlara şunu tavsiye ediyorum. Yani gerçekten herkes oturup masa başı önceden o tabir vardı işte masa başı iş yapacak şu bu vardı. Ama daha sonradan ne oldu? Gün geliştikçe işte örnek veriyorum usta sayısı azaldı. Yetişen insan evet. Sayısı azaldı. O yetişenler artık altın değerinde olacak. Emek veren adam daha tabii fazla ki, şey olacak. Aynı yani geleceğin Avrupası gibi diyelim yani. O işçilik fiyatı gerçekten çok yüksek evet, olacak. Evet. Neden? Alttan yetişen insan yok. Olanlar da işi biliyor. Çok değerli olacaklar. Bunları yani ben genç arkadaşlara hep aşılıyorum. İşçiliğini pahalıya satacak. Tabii ki. Tabii işte Amerikan mantığı ya. Amerika'da tabii da ki. Öyleymiş diye biliyorum hani. Tabii ki. Ama ne oluyor? Alttan yetişen insan olmadığı için insanlar alt işleri yapacak insan bulmak için işte yabancı uyruklu insanlara mecburen başvuranlar oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Abi o zaman ileriki yıllarda mesela şu an şey, çalıştığın yerden örnek veriyorum. Evet. Mesela Maslak otosanayi yarısından çoğu kapanır mı o zaman yani? Kapanmaz. Artık? Şöyle olur. Yani illaki o dükkanı biri bıraksa başka biri olur. Yani biri kesin alır. Yani boş kalmaz. Ya yani örnek veriyorum bir dükkan kapandı geçen gün. Bir baktım oraya bir kebapçı dükkanı açılmış. Bak hiç yani sanayide beklemezsin. Kebap adam sırf o dükkanın kebapçı dükkanı yapmış ama full iş yapıyor. Yani o dükkan muhakkak doldurulur. Hiçbir şey yapmasa galeri alır, o alır, bu alır ama bir şekilde dolar. Çünkü İstanbul'un merkezinde
insanları en yakın bulabileceği tek yer Maslak Atatürk Sanayi Sitesi. Peki doğru. Bir şey hocam, niye dükkan fiyatları bu kadar pahalı abi? O yani emlakçılıktık yani. Düşün, bir daire aldığını düşün, onun da fiyatı yükseliyor. Ama bu daire gibi değil yani, taksi fiyat mesela, taksi plakası fiyatları şöyle, da o da çok pahalı. Ticari olduğu için her şey. Ticari olan bir şeyin fiyatı muhakkak artar. Hı-hı. Muhakkak. Geri kazandırılıyor ama zaten. Muhakkak. Peki bir şey soracağım şimdi, senin de araban var Mehmet abi. Zaten Yusuf abi sen konuşmaya yani, gerek yok. Şimdi arabanızda arayacağınız alırken ilk 5 özellik ne? Ne olur yani, bu olmazsa hani almam dediğiniz. Diyebileceğimiz. Ben ondan önce kısa bir tabii. anekdot vereyim. Tabii. Ömer geçen gün ilk sıraya güvenliği koydu. Dedi ki işte geri görüş kameram olacak, işte beni uyaracak edecek. Sonra gitti arabayı çarptı geri giderken. Kimin hangi araba? Ötmedi diyor. Ha bilmiyor muydu? Ha bilmiyordu, sağ ol. İyi, öğrenmiş olduk. Hangisini? 5008 mi? Aynen. Ya sürtmüş, çarpmış tamam, dedim ama küçük bir sürtük. Yani ama yardım güvenliğe yani. Çok önem verdi. Bir de o gün hemen akabinde oldu herhalde. Çok gülmüştü bana. Sağ ol abi. Burada herkese evet. beni rezil ettiğin için. Yok ama herkes olacak bir şey. Bak tabii. O yüzden hiçbir zaman güvenliği öne koymam. Güvenlik her zaman benim gözlerimdir. Ben güvenliği başta hani sağlamlık diyor sandım. Meğersem o daha çok teknolojik şeyleri diyormuş. Evet. Hani öyle düşündüğümüz zaman ama ötmedi dedi şey, ben de görmedim dedi. Aslında ötüyor da vurduktan sonra ötmüştür muhtemelen. Hani pis, orası biraz karışık abi. Yani. Hani pislik geliyor falan filan. Şimdi burada tabii ki insanların kriterleri değişiyor. Yani yaşınız özellikle gençken farklı şeylere bakıyorsunuz. Yaş birazcık daha ilerledikçe farklı şeylere bakıyorsunuz. Örnek veriyorum, evlendiniz, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz oldu. Yani normal bir Türk ailesi gibi düşünün işte, anne baba, iki çocuk veya bir çocuk, üç çocuk neyse onlar oldu. Ondan sonra ne düşünüyorsunuz? Kendi arabam var diyelim ki, tabii bunların hepsi imkanlar neticesinde. Kendi arabam var, eşine bir araba vermişsin. Eşine verdiğin arabada muhakkak güvenliği arıyorsun. Neden? Yani bir şey olur, çocuk arabada olur, aman onlara bir şey olmasın. Bu tarzda bir şeyde güvenliğe önem veriyorsun. Örnek veriyorum, ben yaşımda mesela RCZ kullanıyorum. İki kapılı benim arabam. Evladım olduğu zaman arkaya bindir, indir ya da bir kişiyi bindir çok zor olur. O zaman ne düşünüyorum? 4 kapı olmasını istiyorum. Bak bunlar en basitlerinden başladım yani. Tabii ki ondan sonra güvenlik oluyor. İç teknoloji çok önemli yani. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran en büyük şey teknoloji. Bunlar benim için ön plandadır. Tabii ki buradaki şeylerde yakıt sarfiyatı. Yani bunlar ben teknik özelliklerinden bahsediyorum. Yakıt sarfiyatı. 100 kilometrede ne kadar hıza çıkıyor? Bunlar diğerlerine bakılır. Çevreye saldığı karbondioksit oranı. Bunların hepsi önemli bir etken. Sen abi. Ben de ilk şey ya, tasarım benim için direkt. Tasarım ve az yakması önemli. Tabii bak en basit işe tasarım. Tasarım ilk insana göze çarpan şey, aynen, olay. Çünkü... Tüm Peugeot dahil tüm böyle markaları yapanların ilk baktığı şey tasarım. Neden? İnsan ilk arabayı görür, beğenir, ondan sonra iç özelliklerine bakar. Evet. Yani aslında ilk deyimi daha doğru. Tasarım birinci sırayı alır. Benim için artık güvenlik değil, benim için artık güç. Güç mü? Yani cidden artık performans, güç. Mesela RCZ'nin 2000 motoru otomatik olsun isterdim. Aslında 2000 motoru var. Yani dizel olarak var ama maalesef Türkiye'de yok. Ben şahsım adına söylüyorum, 2000 motor dizeli o arabaya pek yakıştırmazdım. Niye, dar torklu daha şey. Ama düşünsene bir yere gidiyorsun gır gır böyle yani şekilde. Bir motor sesi falan, hani arkadan ne bileyim ilerleyen kilometrelerde bir daha kara falan, duman evet. Hani hoş senin durmaz yani. 07 GG'de egzoz vardı değil mi abi? Evet, tatlı bir egzoz diyelim, insanları çok rahatsız etmeyecek duruyor. Seviyede. Yani katalizatörüm duruyor çünkü çevreye gerçekten katalizatör olmadığında çok kötü bir gaz yayılıyor. İnsanları da rahatsız ediyor. Kendini trafiktesin, camını açsan kokusu sana geliyor. Düşünün yani, yanan gaz hiç filtrelenmeden çıkıyor. Yok, yani bunu tavsiye etmem. Seninkinde o kadar ses yok ama böyle, ha, ilk çalıştığın o güzel ses geliyor da sonra normale dönüyor. Cold start diyelim ona. Aynen. Orta egzoz bende yok. Orta egzozum iptal. Arka susturucum var. Bir de önde katalizatörüm var. O tam benim sevdiğim sesi yapıyor. İnsanlara bir rahatsızlık da vermiyor. Yok, evet, o kendi tatmin etsin. Seni tatmin etsin. Yeter işte. O kadar. Evet. O kadar. Şimdi hazır bilen kişi buradayken ben ya çok bunu düşünürüm. Yani sürekli düşünüyorum. Acaba bunu buna yaptırsam, 5 beygir atsam, 10 beygir atsam. Yazılım hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Yazılım şöyle, yani tabii ki servis de dahil, bizler de dahil. Öncelikle hiç kimseye yazılım tavsiye etmeyiz. Tabii ki yaptıran oluyor. Kendimiz de yaptırıyoruz. İşte abi sen yapıyorsun da işte bize gelince yapmayı tavsiye etmiyorsun. Hani bir söz vardır. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Aynen. Onu derler. Biz şimdi işin içinde olduğumuz zaman, bir şey olduğu zaman hemen müdahale edebiliyoruz. O adamın ya da o müşterimizin diyelim arabasına yazılım atıldığı zaman farklı sorunlar çıkabiliyor. Özellikle düzgün bir yazılım atılmadığı zaman. Evet. Geliyor bu sefer arabam duman atıyor diyor. Geliyor bu sefer arabanın arıza lambası yanıyor. Siz arabanın standardı olan bir şeye fazla yüklediğiniz zaman sensörler standarda göre ayarlanmış. Fazla okuyor.
enjektörün işemesi gereken benzin oranı daha fazla işiyor. Bunlar ne oluyor? Hepsinin aslında bir ömrünü kısaltıyor. Parçaların aşınma oranlarını arttırıyor. Peki, sen fabrikadan daha iyi biliyorsun. Yani çok hani soft yazılım değil. Belki çok ufak bir yazılım olabilir yani. Ya şöyle hani 20-25 beygir. Mesela torku birazcık daha arttırmak için. Arabayı şimdi rahatlatmak için. Bunlar hep ne oluyor? Yani yakıt sarfiyatı, turbonun ekstra güçlenmesi. Hepsini yazılımla yapıyorlar. Ama belli bir şeyden sonra stage dediğimiz yani yazılımlar artık yetmiyor. Yazılım var ama araban yetmiyor. Intercooler'ı büyütüyorlar, turboyu büyütüyorlar. O şekilde. O belaya da girdin mi daha çıkamıyor musun? Evet. Senin mesela hiç motora inmeden direkt yazılımla kaç beygir alırsın seni RCZ'den? Ya yani yaparsak tahmin ediyorum. Yani bunlarda ne olabilir? Hava filtresi olabilir. Motora inmeden söylüyorum. Hı-hı. Hava filtresi olabilir. Bu şey herkesin bildiği şey bobin buji olayı olabilir. Hı-hı. Daha yüksek ateşleyen bir şey takılabilir. Yazılım atılır. Katalizatör iptal edilir. O kesin yani. Katalizatörün çünkü iptal edilmezse aşırı derecede ısınma oluyor. Hı-hı. Turbo böyle kıpkırmızı olur. Belki görmüşsünüzdür. O yüzden iptal ediyorlar. Evet. Yani. Çünkü o çıkışın rahat olması Hı-hı. lazım. Filtrelemeden direkt. Direkt çıkması lazım. Onun dışında da turbonun soğutucusu intercooler dediğimiz parçanın olan hacimden daha fazla hacime yükseltilmesi gerekir. Intercooler da bu arada şey bilmeyenler için değil mi? Evet. Arabanın önünde durur yani kaputun. Radyatöre benzer yani hani belki bir yarış arabalarında hızlı ve öfkeli de görmüşsünüz. Aynen. Radyatörün yani su soğutma diyelim hava soğutan cinsin diyelim. Yani havanın soğumasını sağlayan alüminyumdan olan bir parça daha çabuk soğusun. Yani ne kadar soğuk hava emerse performans o kadar artar. Şimdi ben birkaç bir şeye daha değinmek istiyorum. Senin Intercity tecrüben var. Intercity'den çok Körfez pisti diyelim. Yani Körfez tarafı aynen. Şimdi abi oradaki deneyimini, oradaki yaşadıklarını, oradaki heyecanı, oradaki hani bütçe durumunu da bize birazcık anlatabilir misin? Tabii ki anlatabilirim. Oraya bir grupla gidiyorsunuz. Hı-hı. Bir günü tamamen size ayırıyorlar. Yani yaklaşık kişi başı olarak söylüyorum. O zamanınkiyle yani bin lira civarında bir bütçe sırf pisti giriş için veriyorsunuz. Hı hı. Öne transponder dediğimiz saniye işte dakika sayaçlarını bağlatıyorsunuz. Ona da ekstra bir ücret veriyorsunuz. Ondan sonra güvenli bir şekilde dörder araba şeklinde piste çıkıyorsunuz. Orada kimseyle yarışmıyorsunuz. Yani örnek veriyorum öndeki araba çıkıyor. Siz bekliyorsunuz. O adam uzaklaştıktan sonra sana müsaade ediyorlar. Hı. Sen kendinle yarışıyorsun. Önde dakika saniye olarak, sayacım var. Aynen kaç saniyede dönüyorsun ve senin en iyi saniyeni alıp oraya yansıtıyorlar. Hmm. Ben iki defa gittim. İki gittiğimde de hava şansıma yağmurluydu. Kaç yaptınız? ESP vardı. Yanılmıyorsam en sonuncusu 1.8, 1 dakika 0.8 saniye diye aklımda kalmış yani. Tam ezberi hatırlayamıyorum. Ama kuru havada giden, RCZ Ar'la giden arkadaşlarımız bu 54 saniye falan yaptılar yani. Onları da aynen tebrik etmek lazım. Ne kadar peki mesafe? Vallahi kilometre olarak yine vallahi dışta tutmadım ama yine 1 kilometre civarındadır pist. Çok keskin virajları var. Gerçekten son pistte tehlikeli bir olay oldu yani bir kaza oldu. Oraya gittiğinizde kaza yaptığınız zaman maalesef kaskonuz, işte poliçeniz hiçbir şey karşılamıyor. Arabanız oradan çekiciyle alıp götürüyorsunuz. Her şey size ait oluyor. Ben canlı yayın videosunu izlemiştim. Cidden çok keskin virajlar var ve cidden orada bile yağmur yağmıştı. Yağmur yağdı. Orada bile hani sosyal medya hesabımızda insanlar bir pisti görsün diye öyle bir ufak bir video açmıştık. Yani orada bile ben sakin sürüyordum yani düşünün. Sakin sürüyordum yani hani hiç kasmadan canlı yayında. ESP sürekli aktif. Çoğu kişi ESP'yi kapatıyor. Yani ESP'yi kapadığınızda zaten viraja bir giriyorsunuz, araba direkt yani. Direkt kayıyor. Ve orada çimlere gittiğiniz zaman yerlerde yaşsa hiç durdurma şansınız yok. Hiç yok. Kaza oldu mu demiştiniz? Kaza oldu. Bir tane aracımız 308 GTI dediğimiz aracımız maalesef pert sürücü oldu. Sürücüde bir şey yok. Sürücü çok şükür kendinde bir şey yok. Abi yani. Ülkemizde 308 GTI kaç tane var? Sayı olarak tam bilmiyorum ama sınırlı sayıda var. Sahibinden de iki tane gördüm ben. Şey ilanda vardır da yani az var. Hatta benim kendi şahsi müşterim 3 tane var. 3 tane? Evet. Peki nasıl o kaç beygir? RCZ Ar'la aynı motor. 1.6 THP 270 beygir. Ama çoğu kendini 300'e tamamlamıştır. Ama çok güzel mermi gibi duruyor. Evet. Ben bir tane çift renk olayı da ayrı bir havası arkadan var. Arkadan siyah renk vardı değil evet, mi? Evet, arka tarafında bir siyah, birinde kırmızı siyah, diğerinde mavi siyah olacak. Çok güzel duruyor ya. Cidden evet. Çok güzel duruyor. Peki sona doğru gelmişken size şunu da soralım o zaman. 2022'de Türkiye'nin yılın otomobili ödülleri için oylama tamamlanmış gördünüz mü? Evet. Şeyleri evet. Ben bir şeyleri sayayım bir de. Hani burada sizin favoriniz kim diye soracağım. Peugeot tabii ki. İşimizden dolayı. Tuscon da vardı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Tuscon, Qashqai vardı. C4 var, Citroen. Tamam doğru. Civic, Tuscon, C serisi var. Evet. Qashqai'miz var, Mokka var. Talya. Talya ne alaka? Mokka da vardı doğru Mokka'yı da duymuştum. Talya ne alaka? Satılmadan dolayı konuşur. Talya... Evet bunlar var. Talyant abi, var. Abi Talyant hakkında ne düşünüyorsun? Ya, ama güzel, burada bir dakika şey güzel. Yok. Kullanıcılar için. Siz C4 mü diyorsunuz o zaman? Ya burada çünkü Citroen ya Ömer
Citroen C4 o. Tamam pardon, Peugeot yok. Peugeot. Peugeot'un hiçbir arabasına yer girmemiş. Peugeot zaten ödüllerine bakarsanız. Tabii canım, o aldı. Yani yok, her yılda için. Her yıl için söylüyorum, bakın 2016'da hepsinde muhakkak ödülü var tabii yani. Bunda tabii ki favorimiz C4. C4. Niye Mokka da olur aslında? Mokka da olabilir. Aslında Mokka'nın da şöyle söyleyeyim. İncelediğin zaman tasarım olarak, biraz renk basit olarak. Evet. Biraz basık ama tasarım olarak ve renk olarak aslında güzel bir araba yani. Değişik bir şey çıkardım. Evet. Ben artık Opel'le Peugeot almış gibi bakıyorum ödülü. Citroen'e. Aynı yani, PSA grubu olduğu için. Evet. Tasarım masarım her şey aynı. Senin evet. Buraya girmesi saçma bence mesela. Peki ben sana bir şey soracağım abi. Bu araba kiralama uygulamaları hakkında ne düşünüyorsun? Onları da ilk yapanlar için gerçekten tebrik etmek lazım. Yani akıllarına gelip böyle bir şey yapmak, işte scooter'dan başladılar, Martı'da evet. Falan oldu. Şimdi Martı mesela elektrikli motosiklet çıkardı. Oldu. Araba da çıkardı diye duydum ama onu tam görmedim. Şimdi Move uygulaması var en meşhurlar için söylüyorum. Bir de TikTok en meşhurlarda söylüyorum. TikTok, Move ve Yolcu 360 Yolcu 360 da vardı. Bunlar piyasaya ilk girdikleri için bence başarılı olduklarını düşünüyorum. İnsanların gerçekten ihtiyacı oluyor. Hani o an araba olmuyor, taksi bulamıyor, hemen bakıyor uygulamadan alıp gidiyor. Uygulamaların dezavantajı demeyeyim de tabii bunlar hepsi kendi için. Binmeden önce biliyorsunuz, resim çekiyorsunuz, bir yerinde bir şey var mı? İşte en büyük soru, yolda gittin, kaza oldu, ne olacak? Hani bunlar hakkında biraz endişeleri oluyor insanların. Ama hepsi uygulamalar, onların hepsi için bir yol göstermiş. Ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Geçen gün Göktürk bölgesinde gördüm, Renault'un çok modelini koymuşlar yani TikTok olarak. Yani demek ki tutuluyor ki tutuluyor, bu kadar. O kadar araba görüyoruz etrafta. Görüyoruz yani. Ben hazır bu fırsatı da bulmuşken bir şey daha sormak istiyorum. Yes. Abi karda önden çekişli otomatik arabalarda ESP'yi kapamak daha mı iyi? Ya yani, onu şöyle kapatıyorlar ama bence iyi değil. ESP her daim. ESP sonuçta bak, sen en başta güvenlik diyordun. Güvenlik açısından gerçekten çok önemli. Yani sonuçta biz tabii denge kontrolü var yani. O tekerlekteki kaymayı, yükü ona veriyor. Sizin yapacağınız en büyük şey özellikle yeni arabalarda zaten orada mod koymuş. Yani moda bastığınız zaman, örnek veriyorum, kar moduna bastığınız zaman zaten lastikleri kilitliyor. Hmm. Yani otomatikman patiye seni kaldırmadan kaldırıyor. Yapabileceğiniz en büyük şey bu. Peugeot'da çok güzel böyle döndürme tık tık. Evet, o bazı modellerinde döndürmeli, bazılarında düğme olarak koymuşlar. ESP peki patinajı engelliyor mu? Engelliyor. İşte karda o yüzden hani kapatmak acaba... Şeyden düşünelim. Patinajı engelliyor da o zaten denge kontrolü olduğu için yani sen gaza bastığında senin patiye kalktığını anladığında o tekerlekteki yükü azaltıp diğerine veriyor. Yani o onu dengeliyor. Öyle söyleyelim. En basiti işte pisti soruyordum. Pisti mesela viraja girdiğin zaman özellikle yağmurlu havada diyelim ki 70 kilometrenin üzerinde bir girdin, işte 80'le 90'la girdin. Zaten küt 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 yani vuruyor, seni zaten durduruyor kaymaman için. Durduruyor. Araba kendini dengeye kontrol alınca gaz yemesine müsaade ediyor. Yani çok güzel bir teknoloji. Ben çok güzel çok bir teknoloji. Ben istiyorum ya. Nereye? Piste gitmeyi çok istiyorum. Yeterli değil ama. Yanımda yani. Götüreyim bir gün. Abi şimdi gelirim. Koşa koşa gelirim ben direkt. Tamam, bir gün götürelim. Orada tabii güvenlik önlemlerini alırız. Gerçekten çok oradaki arkadaşlar da ilgileniyor. Herkes kaskını takıyor. Her yerde gözetmenler var. İşte itfaiyesi, ambulansı, çekicisi her şeyi bekliyor. Yani güvenli bir şekilde yolda yapacağınız şeyi orada yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yolda zaten gelirken böyle pamuk gibi olmuş bir şekilde arabayı kullanıyorsunuz. Neden? Tüm her şeyiniz orada çıkmış oldu. Fiyatlar düşerse, bence çoğu kişi oraya çıkarsa kesinlikle. Yolda kaza, bela, makas atma gibi görüntülerin de önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum. Bence zaten öyle olmalı. Fiyat düşsün ki orası daha çok kullanılabilsin. Evet. Herkes kullansın. Evet. Hem ya, cebinde de oranda, işte birazcık da kendini döndürme kendine şeye göre bütçesi var. Orada çünkü yani nereden baksanız 12-15 tane gözetmen sırf sizi izliyor. Kulelerde durup yani bir şey yapmıyor. Oranda herhalde kendine göre bir masrafı vardır. Tabii, asfalt yenilemesi tahmin ediyorum. Vesaire. Tabii ki. Onlar. Yani o anki şartlara göre o fiyat değişir. Ama şu an ortalama söylüyorum araç başına 1000-1500 arası gider yani. Artı bir peki, de yakıt falan. Tabii onlar hepsi yakıtın makıtın sana ait. Başka haberin var mı Menatemin abi? Bende şimdilik yok. Peki. Şimdi geldiğin için çok teşekkür ederiz Yusuf abi. Buraya çağırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Bu üniversite ortamına tekrardan geldiğim için çok mutluyum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde en son böyle programlar yapmıştık. Buraya da nasip oldu. Güzel, çok teşekkür ediyorum organizasyonun için. Ağzınıza sağlık. Bir de şimdi her gelen konuğumuza soruyoruz. Senin en sevdiğin müzik hangisi? Onu onunla bitiriş yapıyoruz. Aynen, yani. Onunla kapanış yapalım.
kapanış yapalım. Güzel bir soru. Arabada giderken dinlemeyi en sevdiğiniz müzik. Ya birçok vardır muhakkak. Ya birçok vardı da. Yani şöyle söyleyeyim o zaman. Benim arabamda ufak bir müzik sistemi de var. Hı hı. Hayır, en son gelirken Hızlı ve Öfkeli açıktı. Yani en son o denk gelmişti. Eskilerden öyle denk gelmişti. Tamam. Eğer bulabilirseniz. Rejiden o zaman rica ederim. Onda olabilir yani. En son o da gelmişti. Onu söylemiş olalım yani. Tamam, abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Burada bizi bilgilendirdin. Sizlerden de merak ettiğiniz bir şey olur. Veya çevrenizdeki izleyen arkadaşlardan da. Maslak'ta Atatürk Sanayi Sitesi'nde gelirseniz muhakkak Maslak Peugeot'a gelin. Maslak merak Peugeot. Ettiğiniz, sormak istediğiniz, sohbet etmek istediğiniz bir konu olur. Güzel ederiz. Bir çayımızı, kahvemizi için sizi gönderelim. Çok Maslak ederim. Peugeot'a teşekkür ederiz. Yusuf abiye de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Herkese iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere.